tanıyabilir miyiz? Tanıyabiliriz. Niye tanımazsınız? İsminiz nedir? Ali Rıza. Ali Rıza, soyadınız nedir? Doğan. Ali Rıza Doğan. Evet. Efendim, dernek çalışmaları hakkında nasıl, ne düşünüyorsunuz? İyi, fena değil. Eğer öyle giderse memnun olurum. Ben ama böyle gitmezse tabii olamam. Evet. Doğrusunu söyleyeyim. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? İsmim Hüseyin Ünlü. Derneğimizin SEMA ekibinde görev almaktayım. Çalışmalar ne aşamada? Yani ileriye dönük ne tür planlarınız var? Şu anda neler yapıyorsunuz? İleriye dönük çok değişik faaliyetlerimiz var. SEMA ekibi çalışmaları var. Derneğimizin bağlama çalışması var. Yakında bir gösteri falan var mı? Evet, var. Bayramda bir programımız var. Efendim, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür. Efendim, sizi tanıyalım. Özlem Güneş. Ben de derneğimizin SEMA ekibinin bir öğrencisiyim. Parçasıyım diyebilirim. Öğrenciyim ama yine de büyük bir zamanımı burada geçiriyorum. Yani bu kültüre gönül vermişiz. O yüzden hepimizin, yani Alevi insanların burada zaman geçirmeleri, yani buraya bir çaba sarf etmeleri, buradaki çalışmalara yardımcı olmaları beni ve herkesi de mutlu ediyor gerçekten. Evet, nerede okuyoruz? Hangi okuldayız? Ben Sümer Lisesi'nin öğrencisiyim. Sümer Lisesi'nde okuyorum. Beni biliyor musun? Tanıyor musun? Tanıyorum. Geçen sene edebiyat dersimizde görüştünüz. Evet, Ahmet iyi çek bu kısmı. Bakın, beni tanıyan biri çıktı eserinde. Evet, efendim sizi tanıyalım. Efendim, önce teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim bu kültürümüzü, insanlarımızın, bizim bu çalışmalarımızı geniş kitlelere yaymanızdan dolayı sizlere teşekkür ederiz. Ben Alişan Alkan, Dernek Yönetim Kurulu üyesiyim. İşte göründüğü gibi hep dolu doluyuz. Sazımız, sözümüz, her şey belli efendim. Ne güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok sağ olun. Efendim, sizi tanıyalım. Benim adım Mehmet Çetin. Evet. Ben buranın üyesiyim. Evet efendim. Kuruldu kurulalı gelirim ben buraya. Başka da memnunsunuz değil mi? Memnunuk. Evet. Arkadaşları tanımak. Hiçbir ayrımsızız. Evet. Kim olursa olsun geliyor. Bir şey diyor işte. Evet. Tanışı yok. Hiç ne Alevisi, ne Sündüsü, ne Çerkezi. Ne her milleti geliyor, birbirimizi tanışıyor. Zaten o güzellik yok mudur? Yani birlik kavramı, yani bizim kültürümüzde birlik kavramı ne kadar çok şey yapmış. Ve insan üzen taraf da şu sanırım. Yani biz hep birlik birlik dedikçe de maalesef nasıl oluyor bilmiyorum. Yani başkalı... Evet. Mesela ben şey hatırlıyorum, yani Hacı Bektaş Veli'nin değil mi? Bir olalım. Diri olalım, iri olalım sözünü hatırlıyorum. Bakın yine aynı şey, gelin canlar bir olalım. Evet, bir olalım, diri olalım, iri olalım. Ama nedense her şey sanki böyle sloganda kalıyor, lafta kalıyor gibi. Bu da insanı üzüyor tabii. Evet efendim, sizleri tanıyalım. Ben dernek üyesi Hasan Akçıyor efendim. Nasıl çalışmalar, ne tür faaliyetleriniz var? Faaliyetlerimiz işte derneğimizde birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk havasını bütün çevreye aşılamak, bütün şeye aşılamak gayesiyle yola çıkmışız. Bizim zaten Bektaşi felsefesinde diyor, Bektaşilik bir deryayı ummandır, ne sorarsan sor içinde. Evet. Tükenmez bir hazinedir, ne ararsan var içinde. Bir de felsefemizin gereği dosta hak bilmekten başka bir hak şekli daha yoktur. Dosta dost olmaktan başka bir yol şekli daha yoktur. Düşüncesiyle hareket edip daha da ileriye gitme çabasındayız. Elif Tevi şeyin Erciyes Tevi'ye de teşekkür ederim. Bizim bu düşüncemizi, bizim bu duygularımızı çevreye şey yapmanızdan teşekkür ederim. Evet. Duyurmanızda. Teşekkür ederiz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hacı Yıldırım. Evet. Emekliyim. 5 senedir gelir giderdim bu topluma. Bu toplumu sevdim. Evet. İnsan, evvela insan, insan, insan. Toplumda insan. Cenab-ı Allah diyor Kur'an'da, ben insan yaratacağım diyor. Evet. Kur'an'da insan yaratacağım diyor. Burada ben insanlık gördüm. Didikodu yok, yok didikodu. O bizim, ben Sünni'yim. Sağ olun, teşekkür ederim Hacı Baba. Didi, onların orada didikodudan, o sandım oradan. O sandım. Burayı sevdim. Efendim, efendim, hakikaten eğer böyle bir topluluksa ben de arada sırada gelmek istiyorum. Yani eğer dedikodudan uzaksa, hakikaten bu çekiştirmeden, insanların o ikili mücadelesinden vallahi sizi tebrik etmek lazım. Evet, evet.
insan sevgisinin olduğu hiçbir yerde dedikodu olmaz. Ancak insanlar gerçekten o konuda yeterli eğitim almadıkları için konuşacak başka bir şey bulamazlarsa dedikodu ederler. Ama bizde o yoktur. İşte yanımda çok küçük insanlar var. Evet, insanlar. Tabii bu insanlar buraya ne için geldiler? Dedikodu etmek yahut da dedikodu dinlemek için gelmediler Hacı Baba gibi. Bu insanlar da burada farklı şeyler öğrenmek için geliyorlar sanıyorum isterseniz. Sorun tabii. Efendim sizi tanıyalım. Adım Suzan Aslan. Evet. Biraz kendimizi tanıtalım. Orta 1'e gidiyorum. Hacı Mustafa Gazi İlk Öğretim Okulu. Sema ekibinde çalışıyorum. Evet. Bu kadar. Evet. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Evet. Örneğin o iki kardeşimiz. Çok güzel, çok güzel. Peki ben şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Semah yaparken neler hissediyorsun? Semah yaparken mesela cemlere falan gidiyoruz. Orada çok heyecanlanıyoruz. Güzel geçiyor cemlerimiz. Ali birlikte dedikodu yoktur. Bunlar çok iyimser insanlardır. Geçen seneden falan yani Alevilik'le ilgili hiçbir şey çıkmamıştı. Şimdi çok geniş alanda olduk Aleviliğe karşı. Evet, evet. Çok güzel bir şey Alevilik. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sizi tanıyalım. Adım Fatma Barlı, 5. sınıfa gidiyorum. Battal Kadirlik Öğretim Okulu'ndayım. Sema 2000'in maskotuyum. Ne güzel. Peki, sen Semah'ta neler hissediyorsun? Semah bence yani çok iyi bir şey. Buradaki konuşmaları dinliyoruz. Buradaki Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği'nin nasıl yaşamlarını öğreniyoruz. Nasıl Alevilik olduğunu öğreniyoruz. Peki Hacı Bektaş Veli kimdir? Yani birisi geldi şuradan dedi ki Hacı Bektaş Veli kimdir dedi. Ne dersiniz? Kısaca özetle birkaç cümle. O bizim başımızdan pirimizdir. Zaten pirimiz olduğu için ona yanıyoruz. Yol gösteriyor bize. O yüzden yani. Hakikaten ben sana da sormak istiyorum. Birisi şuradan geldi dedi ki ben bilmiyorum. Yani bana bir tanıtır mısın dedi. Ne dersin mesela birkaç cümleyi sen özetlemek istesen ne dersin? Aleviliğimizi kuran odur. Cemleri kuran pirimizdir. Baş sultanımızdır. Bu kadar. Evet, teşekkür ediyorum. Önce buraya getirin Bektaş'ı. Bu memlekete yayan pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir kızım. Evet. Çok efendim, sağ olun. Tanıyalım. Siz duygulandınız bu arada. Gerçekten yani ben şimdi Türkiye'nin şu ortamında önce sizlere çok teşekkür ederim. Alevilik de şudur, budur. Aleviler şöyledir, böyledir. Sürekli yani bu insanlarımızı o kadar kötü göstermişler ki benim duyguladığım konu kısacasını şunu söylüyorum. İnsanlarımız kendi düşüncesini anlatıyor. Çocuklarımız kendi düşüncesini anlatıyor. Bu da bir eğitimdir, bu da bir kültürdür. Yani o çocuklarımız madem buraya dürüstlüğe gelmişse, bu toplumun içine girmişse yani en büyük örneği ben onları gösteriyorum. Türk toplumu yani. Herkes böyle düşünsün. Hiçbir zaman Alevi toplumu ayrı, yani ayrı bir kitle değildir. Başımız Kur'an'a bağlıdır. Muhammed Ali ikilidir. Amcasının oğludur ve damadıdır. Yani ben başka gerçekten çok duygulandım. Bu ikicilikler ortada kalksın. Barış, sevgi, insanlık çerçevesinde toplanalım. Yani çok teşekkür ederim. Şu anda ben çok duygulum. Bir de görevim hem yönetimdeyim hem kadın komisyonundayım. Yani Aleviliği insanlarımıza tanıtmak sadece Alevi toplumundaki bayanlara değildir. Tüm insanlara sevgi istiyoruz biz. Barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Alevileri hiçbir zaman ikinci sınıfta görmesinler. Onlar da bir insandır. Onların da orucu vardır. Onların da ibadeti vardır. Bugün cemlere girdiğimiz zaman önce dedemiz sorar. Hasta kim vardır? Kimler küstür? Bu insanlar hiçbir zaman bu ceme giremez. Hiçbir zaman giremez. Dedemiz bu sorguya çeker toplumu. Eğer küs insanlarımız varsa, birileri gelmemişse o insanı alır gönderir, o arkadaşı getireceksiniz, burada barışacaksınız, helallaşacaksınız. Yani
bilmiyorum. İşte Aleviler toplantıya girdikleri zaman mum sönme yapıyorlar, şunu yapıyorlar. Tüm canlarımızı davet ediyoruz. Gelsinler, ibadetlerimizi görsünler. Biraz önce hocam gerçekten güzel şeyi vurguladı. Yani burada sevgi var, dürüstlük var, insanlık var. Özümüz Hakk'a bağlıdır. Zaten ne ararsan kendinden ara. Kendinde aramadığın bir şeyi hiçbir zaman kimse de arayamasın, Allah'a da tanımasın. Kısacası çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Başka bir şey yoktur yani. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Benim ki hep biliyor mu? Şimdiki şu iki bebek, şu iki güzel bizim yüzümüzü ağarttı. Evet. Bundan büyük ibret alınacak. Hiçbir şeyim, hiç kazancım yoktu ama şunlar şimdi yüzümü ağarttılar, sağ olsunlar. Evet. O kadar ki duygulandım. Çok güzel. Evet. Hakikaten biz de çok duygulandık. Evet. Evet. Bunlar sevidir efendim, bunlar sevi. Biraz önce hanımefendi, ben isminizi aldım almadım unuttum. Gülşehir Dokgöz. Gülşehir Hanım'ın dileklerine biz son derece katılıyoruz. Bir gün efendim ben şöyle meclise... Ben pardon, bir şey daha rica etsem. Alevi toplumun içinde kadının yeri daha çoktur. Evet. Sürekli kadınımız ön plandadır. Fatıma Zöhre anamız gibi, yani bizleri hiçbir zaman ikinci sınıfta tutmazlar, bir kutsaldır. Ki ben yani onu da söyleyeyim. Hatta ben birisinde de rica ederim Zeynel Baba'da veya Abbas abi'de. Yani bizim oruçların amacını bir anlatsınlar. Niçin tutuluyor 12 gün oruçlarımız yani? Kıdır Eylaz orucu niçin tutuyor? Ben tek ricam onlarda bunu bir anlatsınlar. Muharrem ayında mı tutuluyor? Evet. Bazı toplumlar diyor ki işte bazı insanlar diyor ki Aleviler gece oruç tutuyor, gündüz tutmuyor. Sizler hiç oruç tutmuyorsunuz diyor. Bizim orucumuzda 12'yi geçtikten sonra gündüze döndüğü için biz oruç tutuyoruz. Oldu, çok teşekkür ederim. Bizim dediğimiz orada var. Efendim, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Efendim şimdi ben şunu böyle derin, böyle felsefi konulara da girmek istemiyorum şimdi işin açıkçası. Yani şimdi dini programlar bölümüne falan da girmek istemiyorum ama şimdi ben kısa kısa rica edeceğim. Yalnız bir şey dikkatimi çekti, onu söylemek istiyorum sizlere. Şimdi ben bir gün arkadaşlarla, tabii herkesin konuştuğu gibi işte günlük olayları konuşurken, işte şöyle olurken, böyle olurken bir mısra geldi aklıma. Yunus'tan bir mısra gelmişti. Onu sormuştum ve tartışmanın da sonu olmuştu bu. Onu hatırlatmak istiyorum. Çok enteresan bir sohbetti bu. İşte İsrail'den bahsettik. İsrail Türkiye'nin düşmanıdır dedik. İşte konuşuluyor. Bulgaristan Türkiye'nin düşmanıdır. O da düşman. Yunanistan Türkiye'nin düşmanı. İşte Ermeniler Türklerin düşmanıdır. Sayıyor yani böyle haberler. Zaten o gün de kötü bir günmüş galiba. Ondan sonra ben dedim ki ya bir mısra aklıma geldi. Yani bunu nasıl yorumlayacağız şimdi? Diyor ki 72 millete bir gözüyle bakmayan hakikatte Tanrı'ya asi gelmiştir. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Yani şimdi ben bu felsefeyi düşündüğüm zaman ben Yunanlıları da seveceğim. Onu da Allah yarattı diyeceğim. Ermenileri de seveceğim. İsrailler de seveceğim. Yahudileri de seveceğim. Bu düşünce ne kadar büyük bir düşüncedir dediğim zaman arkadaşımızın pompalamaya çalıştığı, körüklemeye çalıştığı şeyler iniverdi. Hakikaten bu düşünce ne yapıyor? İşi büyük ölçüde bitiriyor, hallediyor. Evet. Birlikten bahsettiniz, Yunus'tan bahsettiniz. Zaten Alevi Bektaşi felsefesinde o çok öndedir. Bakın dikkat ederseniz Alevi'nin bilim adamı, ozanı, şairi hep bunu sevgiyi ve insanlığı, kardeşliği, barışı devamlı savunur. Veysel ne diyor? Allah birdir diyor Peygamber Hak. Rabbil alemindir mutlak. Senlik, benlik nedir bırak söyleyelim, geldi sırası. İncil'e bak, Kur'an'a bak. Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp insan ayırmak hakikattan yüz karasıdır. Kürdü, Türk'ü, ne Çerkezi. Hep Adem'in oğlu kızı. Beraberce şehit gazi. Yanlışı var mı ve neresi? Yezid nedir, ne Kızılbaş? Değil miyiz biz hep kardeş? Bizi yakar bizim ataş. Söndürmektir tek çaresi. Şu alemi yaratan bir. Odur külli şeye kadir. Arevilik, sünnilik nedir? Menfaattır varvarası. Güzel dostum sapma sağa sola. Sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela. Dava insanlık davası. Önemli olan insanlıktır. Çok güzel.
Çok güzel. Bu tamam, önemli olan yüce Allah'ın emri. Ziyaret etmek lazım. Büyük. Evet, büyük, evet. Halk şiirinin en son en büyük ustası. Evet canım. Evet. Yüce Allah'ın emri kişiyi zaten sevgide yaratmıştır. Birbirinizle barış olun demiş. Kardeş olun, beraber olun demiş. İnsan olun demiş evvela. Yüce Allah'ın emri diyor ki bir kişi eğer insan olursa onun 366 azasının İslamlıkla yoğrulmuş olduğunu kabul ederim. Yani bunlar büyük şeyler. Teşekkür ederim canım. Koyun Aptal, Kayseri yöresinde yaşamış ve hala yaşadığı yer Bünyan ilçesi sınırları içerisinde aynı adla anılan bir yerleşim yeridir. Kayseri Belediyesi'nin yayınlamış olduğu Kayseri Şairleri isimli bu kitapta incelediğimizde Koyun Aptal'lara yer verildiğini görürüz. Şimdi Koyun Aptal şöyle anlatılır. 16. yüzyıl Bektaşi şairlerinden olan ve hece vezniyle şiirler yazan Koyun Aptal hakkında kaynaklarda yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak 1565-1575 yılları arasında yazılan bir mecmuada adına bir şiir kayıtlıdır. Tarikat mensubu tariplere dedelerce hallerine uygun lakaplar, mahlaslar verildiğini biliyoruz. Koyun Aptal mahlası ağırbaşlı, munis, riyakar, sessiz dervişlere atfedilen bir lakapsa da daha ziyade bu mahlası alınışı Bektaşi tekkelerinde uygulanan bir törenden kaynaklanmaktadır. Buna göre ikrar ayininde el alacak cana dergahta pir huzurunda telkin verildikten sonra boynuna tığ ibent denilen beyaz bir mendil bağlanarak kurbanlık koyun gibi meydana getirilir. Meydanda 12 poz serilir
Her posta bir baba oturur. Talip dört kapıya şeriat, tarikat, hakikat, marifet selam verip ortadan dolandıktan sonra ikrar almış olur. İşte bu törenin hatırasına hürmeten talip bu anı unutmamak, bu kapının her zaman kurbanı olduğunu belirtmek amacıyla koyun kapıdan lakabını alır, yoldaşlar içinde bu lakapla anılır, ünlenir. Tarihimizde tarikat çevreleri içinde bilhassa Bektaşiler arasında koyun aptal, koyun veli, koyun dede gibi isimlerle anılan zatlar meşhurdur ve bunların bölgeleri bilinmektedir. Koyun aptal hele hele bu mahlaslı şiirler söyleyen şair koyun aptal ise tektir. İşte bu zat ilimize bağlı Bünyan ilçesinin şairi kendi adıyla anılan koyun aptal köyünde metfun bulunan zattır. Başka koyun aptal yoktur ve edebiyat tarihçilerinin görüşü de bu yoldadır. Köylüleri arasında parça bölük şiirleri bilinmektedir. Şairin kanımıza göre Celali isyanları dolayısıyla meydana gelen kargaşa ve talipleri tarikat geleneklerine uygun düşmeyen davranışlarından dem vurduğu şiirler bilinmektedir. Bunu da şunun için anlatıyorum. Bizim insanlarımız Anadolu'nun bu toplumun bir parçası, bir yöresi, bir rengi, mozaik diye bir isim de çıkarıldığı son zamanlarda bir parçası olduğu halde insanlar kültürel olarak birbirine sağır oldukları için biz yeni insanları tanıştıkça hayretlere düşüyoruz, insanlar bizi tanıdıkça hayretlere düşüyorlar. Buradaki kabahat herkes. Gelin tanış olalım. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim bu dünya kimseye kalmaz. Şimdi aşkalık bitti de herhalde gerçekten de sevilelim ilkesi çok büyük. Çünkü Allah'ın emri de zaten ben kişiyi sevgiyle yarattım diyor. Onun için birbirinin kıymetini bilmesi lazım. Altınlar, gümüşler, servetler, devletler her şey kalır burada. Sevgi emreyledi bize yaradan. Sevgi bağı insanların arasında kırılmaz yani. Sevgi bağı kırılmasın aradan. Eğer sevgi bağı kırılırsa aradan o zaman dünyada her şey boş olur. Çünkü sevgi insanlığın temel taşıdır. Her servetin, her varlığın başıdır. Kime konsa baki devlet kuşudur. Ondan başka her şey hayal ve düş olur. Rüya olur yani. Sevgiyle insanlar birbirine bağlı olmalı. Bakın küçücük çocuklara demin bir şeyler sordunuz siz. Burhanettin Bey, herkesin gözü görüyor. Bu dünyayı da görüyor, mezarı da görüyor, toprağı da görüyor. Zaten sevginin bağı uzatıyor insanlar buraya. İşte sana dünya ile ahiret diyor. Sevgiyle içilir ola bu hayat. Sevgi ölmez, yaşar. Ta ilerleme. Dostunla birleş. Allah'ınla birleş. Ümmetle birleş. Güzellikle birleş. Her şey sana öz yoldaş olur. Teşekkür ederim. Evet, biz arkadaşlarımızız. Biz teşekkür ederim. Ayın otun aynasıyım, madem ki ben bir insan. Hakkın varlık deryası ya madem ki ben bir insan. İnsan hakta, hak insanda, insan hakta, hak insanda. Ne ararsan bak insanda. Çok marifet var insanda madem ki ben bir insan. Hep var insanlar madem ki ben bir insan. Bunca temenni dilekle, bunca temenni dilekle, hız gelir çarkı selekle. Madem ki ben bir insan. Bize eğilsin melekler madem ki ben bir insan.
derdine şarap, benim adım ki ben bir insan. Aşk derdine şarap, benim adım ki ben bir insan. Eyle bu bir çare kuluna, sen Ali'sin ben senden vazgeçemem, senden başka bir pir daha seçemem. Sen Ali'sin ben senden vazgeçemem, senden başka bir şah seçemem. Kanadımız, kolumuz sensin. Sen Ali'sin, ben senden vazgeçemem. Senden başka bir pir daha seçemem. Sen Ali'sin, ben senden vazgeçemem. Senden başka bir şah daha seçemem. Sana sözüm sana bağlıdır, demir dolu köyüm ağrıdandır. Sen Ali'sin, ben senden vazgeçemem, senden başka bir pir daha seçemem. Sen Ali'sin, ben senden vazgeçemem, senden başka bir şah daha seçemem. Kameranızda bunu insanlara yansıtacağınız gibi her yaştan, her kesimden, her eğitim seviyesinden, her toplum grubundan insanlarımız var. Burada herkes bildiğince ve eğitildiğince ya da öğrendiğince, gördüğünce bir şeyleri ifade ettiğinde burada büyüklerimiz, küçüklerimiz bu şeyin doğrusunu aramakta ya da doğruluğunu tartışmakta gerçek bir demokratik yapıyı, gerçek bir hoşgörü yapısını dernek içerisinde sergilemekte. Bunun en büyük özelliklerinden birisi yaş farkı olarak yan yana oturan insanlar da görülür. Yani çünkü 7'den 77'ye demek gerekir buraya, bu derneğin insanlarına. Bir de Türkiye'nin coğrafyasına bakıldığında, Türkiye'nin coğrafyası burada vardır. Çünkü her insanın yöresi farklıdır. Bu insanları bir araya getiren şeyler daha çok özdür, insandır. Yani insanların ortak paylaştıkları, insanların birbirine bakış açısıdır. Bu nedenle hiç kimse ne siyaset olsun, ne yöresel olsun, ne kültürel olsun birbirinden yabancılık hissetmeden burada bir hoşgörü ortamını, bu çağdaş ya da bu sağlıklı ortamı yaşatmaktadırlar. Yani burası boş durulan bir yer gibi gelmez bana. Çünkü insanlar burada alışverişte gibi gelir. Çünkü insanlar burada hep belli yörelerin insanların konuştuklarını, belli yaştaki, belli dönemdeki insanların konuştuklarını dinler. Bir gerek ibret, gerek eleştiri, gerek bir hoşgörü sergilemek durumunda kalırlar. Ben insanlarımızın yöresini anlatmakta Abbas Bey'e söz vereyim. Çünkü o daha eskidir, o daha çok insanların memleketini bilir. Evet Abbas Bey, o bize bir göstersin bakalım. Türkiye coğrafyasından kimler var şu an meclisimizde? Şimdi efendim, bir defa buraya gelen insanların hangi amaçla geldiklerini başkanım anlattı. Karşıda yazıyor, söyle dinleyelim, dinle söyleyelim. Evet. Yani bir alışveriş dedi, işte en güzel söyleyi orada yazılı. Ha, bunun için de gelen arkadaşlarımız, Türkiye'nin her tarafından, Kayseri'de gelmiş, yerleşmiş insanlar demişti buraya gelip giriyorlar.
daha evvelki konuşmasında da açıkladılar. Başkanım, her bölgeden gelen insanlar, Kayseri'ye ikamet etmiş insanların hepsi bir arada yaşar. İşte tesadüf olmuştur belki de. Yan yana oturan arkadaşlarımız Alişan Bey Sarıoğlan'dı. Biz şöyle bir elimizde kaldıysak. Evet. Sarıoğlan mıydı? Evet. Yanındaki arkadaşım Yozgatlı. Haydar abimiz Kahramanmaraşlı. İsmail Bektaş Tokatlı. Tokatlı. Ali Çetin Bey Yozgatlı. Yozgatlı. Yani burada her Tunceli, Elazığlı, her bölgeden insanlar var. Tunceli. Evet. Yani şöyle Tunceli, Elazığ, siz Sarız. Sarız. Develi arkadaşım. Develi'de. Yani her bölgeden mutlaka burada insana rastlamak mümkün. Geliş amaçları belliyse, düşünceleri belliyse, hele hele özünde bu insanların insan sevgisi varsa, işte karşıda yazılı olduğu gibi eline, diline, beline, ki bu Alevi Bektaşi kültürünün özünü oluşturuyor. Bu duygularla gelen insanlar mutlaka belli şeyleri birlikte yaşamaya çalışıyorlar. Bizim sürekli kullandığımız, Alevi Bektaşi verilen yüksek intikal eden bazı sözler var. Onlar zaman zaman ön plana çıkartılmalı. Evet. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır deniyor. Yani bunun artık ne kadar açarsanız açın yeri var. Ne kadar irdelerseniz çok şeyleri öğreniriz burada. Bu düşünceyle geliyor arkadaşlarımız tabii. Ve o okulda yetişip ondan sonra da gittiği yerde onu anlatmaya çalışıyor. Zaten biz onda çalışmıştık. Burası hakikaten, burası bir dernekten ziyade bir okul ve Başkan Bey de ifade ettiği gibi 7'den 77'ye hitap eden bir okul. Tabii biz de böyle bir mekanda bulmaktan kurtuyoruz. Yani böyle bir okulda bulmaktan kurtuyoruz. Efendim, ilim denildi, okul denildi ve özellikle Abbas Bey ilimden bahsedilir, burada konuşulur. İlim sahibi olmak önemsenir dedi ve Hacı Bektaş Veli'nin bir sözlerini ifade ettiler. Bir de ilim derken ben hep şundan hareket ediyorum. Bir de Yunus'un bir tarif ettiği bir ilim var. O çok enteresan geliyor. Bugüne biraz da yakın geliyor. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmesin. Ha bir kuru emektir diyor. Şimdi bir gün aklıma geldi, anlatayım. Bir medresede bir profesör benlik duygusunu ön plana çıkarmış. Benlik duygusunu. Hocalar da bunu sezinliyor, talebeler de bunu sezinliyorlar. Yani bu adam artık diyorum demiyormuş, ben çok şey biliyorum havası vermeye başlamış. Talebeleri birkaç gün idare etmişler veya belli bir süre idare etmişler. Daha sonra demişler ki, buna hocamız artık bir ders verme zamanı geldi. Bir gün derste talebelerinden biri soru sorar, der ki, bana söyler misiniz hocam, Allah'ın ilmi nedir? Hoca hemen beyaz bir kağıt çıkarmış. Demiş bir de kulun ilmi nedir? Yani ikisini bir karşılaştırır mısınız? Beyaz kağıdın üzerine bir nokta koymuş. İşte Allah'ın ilmi bu beyaz kağıt ise, kulun ilmi ancak bu noktadır. Deyince talebe demiş ki, hocam oradan kendinize düşen payımı çıkarır mısınız? O noktanın içerisinde. O noktanın içerisinden kendine düşen payı çıkarır mısınız? Yani anlaşılan o ki, benim zaten gözlemlediğim nokta ki, hep siz sevgi diyorsunuz, hep barıştan bahsediyor, hep sevgiden bahsediyor, hep kendinden geçmekten bahsediyor, benlik duygusunun geri plana itilmesinden bahsediliyor. Ben ilimi biraz da, yani ilimi derken öyle ki işte laboratuvarlarda bir şeylerin yapıldığı, işte hesapların çözüldüğü derken, ortada bir gerçek ilim var, o da benim Yunus'tan anladığım insan olma ilmi var. Ne olursanız olun, önce adam olun, insan olun gibi bir ilim var ortada. O ilmi tabii çıkarabilirim. Benim kusura bakmayın, sadece bu kadar. Benim bir eklemek istediğim bir söz var. Şimdi bizim son geldiğimiz günlerde işte kadının yeri tartışılıyor. İşte ibadetteki yeri, toplumdaki yeri. Bizim kültürümüzde, bizim yaşayış tarzımız, ben başında söyledim, biz Anadolu insanıyız ve Anadolu gibi yaşarız, Anadolu gibi düşünür ve inanırız. Bizim Anadolu'luğumuzda temel esas kadın erkek diye bir şey bilmemektir. Biz kadın erkek bilmeyiz, insan biliriz. Biz onun için derneğimize ailecek geliriz. Çoluk çocuk, eşimizle beraber. Yönetimimizde bayanlar vardır, içimizde bayanlar vardır. Sürekli onlar bu derneğin bir parçasıdır. Zaten
farklı bir şey düşünmeyi gerektirecek bir durum da yoktur yani. O insanlar bu toplumun parçasıysa buradadırlar. Biz bunu bugüne kadar böyle gelirken derneğin en çok uğraştığı hurafelerden birisi bize yapılmış işte suçlamalarken biz bunları izah etmek durumundayken ya da görevimiz varsa bilene bunu bildirmekse bizim buradaki görevimiz. Ama işte insanoğlu yavaş yavaş bir noktaya gelmek durumunda ve Türkiye kadını sorguluyor, tartışıyor. Bunu bizden gördüler, başkasından gördüler. Şu anda söylemek mümkün değil ama kamuoyu artık gerçek kitlelerini, gerçek insanlarını, insana değer vermeyi yavaş yavaş kıpırtılarını görmek istiyor ve görüyor da. Son zamanlarda işte medyanın uğraştığı da budur. Başa gelen de budur. Ama biz kadının şeydeki yerini Pir Hacı Bektaş Veli der ki kadınlarınızı okutunuz der. Bu çağlar öncesinin sözüdür. Kadını cahil milletin hiçbir yerde ilim irfanı olamaz. Bu nedenle bizim burada biraz cemaatimiz şey görünüyor. Erkeklerden ibaret gibi görünüyor da ben bunu açıklama gereği duyuyorum. Başka bir gün olsa ya da dün olsaydı bu manzara böyle olmazdı. Biz burada insan gibi gelip gittiğimiz için burada eşimizle, dostumuzla hep beraber olduğumuz için bizim derneğimizin böyle bir aile görüntüsü veren, aile duygusu ve güveni veren bir yapısı vardır. İnsanlarımız ailecek gelir, ailecek giderler. Thank you.
dönmektedir. Dikkat ederseniz Mevlana'nın sözü var. İşte bu semayı gördüğü zaman diyor ki sema dönen pervaneler gelsin beraber yanalım. Aşka düşen divaneler gelsin beraber yanalım. Yanmaktır aşıkın kârı. Terk eyler o küllü vare. Pervaneler yanmak istiyorsa gelsin beraber yanalım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Zaten biraz daha belirtiniz hocam, sayın hocam. Mihrac'ı bize anlattınız. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ımız semaya kalktığı zaman kendisi kırklarla beraber kalktıktan sonra bütün evren dedi. Evet. Kainat dedi. 18 bin alem bütün evren Muhammed'le birden kalktı semaya. Aslında vaktimiz olursa ileriki programda biz Mihrac'dan bir de okuruz sayın hocamızın, başkanımızın şeyden. Burada izah ederiz. Kuşlar dahi dönermiş kanar. Evren deyince canlı cansız bütün 18 bin alem. Sen dünyayı demiyor. 18 bin alemi kasırlar söylüyor. 124 nibiler söylüyor. Bana evet. Sorun şu bilbile neden aşık olmuş güle? Ermek istiyorsa Gonca güle gelsin beraber yanalım. Evet. Hakkın aşkıyla yani. Sağ olun güle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size sağ olun.
Allah'ım.